En sevdiğin renk hangisi? Sık sık düşünür müsün? Kullanmaktan, giymekten en çok hoşlandığın renk hangisi? Bana şunu söyleme ama. Benim sevdiğim bir tane renk yok ki. Ben hepsini sev... Hayır. Sadece bir tane olabilir. Renkler ve anlamları. Bu renkler bize neyi anlatıyor? İyiliği, kötülüğü, huzuru, kaosu, savaşı ve barışı. Aslında tek bir renk bile bu ikilemleri açıklama yeteneğine sahip. Örneğin kırmızı. Canlılığın, heyecanın ve aşkın vurgulu rengi. Öyle ki yatak odasındaki perde renginin insanların cinsel hayatı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada kırmızı perdeli yatak odalarında çiftlerin daha fazla birlikte olduğu açıklanmış. Kırmızı sadece bununla da bitmiyor. Aynı zamanda nefretin, kaosun ve tehlikenin de rengi. Buradaki farkı en net bu şekilde görebilirsin. Tamam, bu iç karartıcı görüntüye birazcık ferahlık ekleyelim. Nasıl? Rahatlama geldi mi? Mavinin hayatımızda böyle rahatlatıcı bir yeri var. Örneğin Cedric adlı çizgi filmi hatırlarsınız. Cedric'in odası akşam olduğunda mavi bir ortama bürünürdü. Bunun nedeni mavinin huzur verici ve esnek bir renk olması. Ve tabi geceyi yansıtabilen en iyi renklerden birinin mavi olması da aynı zamanda. Van Gogh boşu boşuna yıldızlı gecesini maviye boyamadı. Ama maviye dikkat edelim. Mavi renk bir yerde huzur verirken bir başkası tarafından soğuk ve ciddi olarak algılanabilir. Burada fark ettiyseniz bir yandan da insanı konuşuyoruz. İnsanların üzerine etkileyen renkleri. Mesela dikkatleri toplamak isteyen birisinin kırmızıyı ruj sürmesi. Banyoda kullandığımız sabunların, duş jellerinin ve havluların suyu hatırlatacak şekilde mavi olması. Ya da mutlu ve neşeli hissettiğiniz sıcak bir yaz gününde sarı giymeniz gibi. Bu arada sarı giyinmenin de gün içinde sizleri aktif ve enerjik bir kişi olarak göstereceğini de unutmayın. Çünkü sarı rengin enerjiyle olan bağlantısı ta güneşimizden geliyor. Sarı dilimize güneşin, buğday başağının, sonradan da altın rengi olarak genellikle olumlu anlamlar kazanmıştır. Olumlusu varsa olumsuzu da var elbette. Yani ilk aklıma gelen sarı rengin mide bulandırıcı şeylerde bir tık rol oynadığı. Özellikle yeşil ve kahverengi ile birlikte. Ya bu arada kahverengiyi renk olarak seven var mı? Hani ben kahverengi çok severim diyen. Çünkü kahverenginin az çok neyin rengi olduğu bellidir. Toprağın rengi. Kahverengi aslında bizleri rahatlatan toprağın, ağaçların, tahtanın rengi. Örneğin evinizdeki döşemenin kahverengi olması sizin canınızı sıkmaktan çok huzur ve sıcaklık kaynağı olabilir. Örneğin şimdi gözlerinizi kapatın. Buraya diye videodan çıkmak yok. Sadece gözlerinizi kapatın. Karlı bir kış günü, dışarıda sakince kar yağıyor ve şömbenin çıtırdayan ateşinde sessizce ısınıyordu. Ahşap döşemelerin verniğinde ateşin sıcağı çarpıp parlıyordu. Ayaklarımın çok ısındığını fark ettim ve kahverengi çoraplarımı çıkardım. Ayaklarım serinledi ama ateşin ısısı yavaş yavaş çarpmaya devam etti. Bu oluşturduğumuz mini hikayede kahverengi aslında hiç sırıtmadı değil mi? Duygusal ve sıcak bir hava oluşmasına yardım etti. Şimdi videoyu uzatıp sizlere sıkmamak için hızlı gidiyorum. Yeşil, hayatın ta kendisi. Filizlenen bir tohumun ilk yaprakları gün ışığına uzanan narin elleri gibi. Umudun, yenilenmenin, tazeliğin rengi. Ancak unutmayalım, zehirin rengi de yeşildir. Turuncu, neşeli, yerinde duramayan, biraz patavatsız ama tatlı bir adam kendisi. Mavi ile beraber yaratıcılığın rengi. Mor, derbederliğin, gizemir rengi. Etrafınızda mor rengi çok fazla tercih eden biri varsa muhtemelen mistik şeylere ilgi duyuyor demektir. Hani siyah beyaz kardeşim? Ben onları bekliyorum. Siyahla beyaz renk değil. Ama kısaca değineyim. Biri ışığın, diğeri gölgenin efendisi. Sabaha beyaz, geceye siyah hükmeder. İkisi de dikkat çekicidir. İkisi de olgundur. Bunların yani iki olgunun birleşimi, ifadesizliği, donukluğu ve sonsuz karışımı bize verir. Yani griyi. Şunu unutmayalım. Bu renklerin bizlerden hiçbir farkı yok. Her biri bizi yansıtan aynalardır. Her duygu bir renk tonuyla konuşur ve biz bu renkli dili kullanarak hikayemizi anlatırız. Bu hikayeyi istersek koyu renklerle ve istersek canlı renklerle anlatmak bizim elimizde.